Efendim merhaba. Evet, bugün yine ülkede öne çıkan konuları konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Tabii en sıcak haberi zaten 13 bültenimizde paylaştık ama yeniden paylaşalım buradan. İzleyemeyenler, henüz haberi olmayanlar için yeni asgari ücret 3. toplantıda nihayet belirlendi. Ve 2020 TL olarak, brüt tabii 2020 TL. Bunun sanırım 1750'lerde bir... Hani kesinti yapıldıktan sonra kalan miktar 1750 civarında olacağına yönelik bir bilgim var. En son bilgi bu. Tabii son dönemde artık ağırlıklı olarak ekonomi, ülkedeki durum, zamlar, dövizin gidişatı noktasında sohbetlerimizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Tabii bir taraftan da son dönemde Kıbrıs sorunu da tabii ki çok önemli. Bir de şimdi hükümet ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki krizin yansımaları var. Dün tabii Sayın Başbakan'ın önce Türkiye'deki bir radyo kanalında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı'yı taviz vermekle suçlaması. Sayın Akıncı'nın da bu konularla ilgili Rum lideriyle görüşmesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklama sırasında sorulan soruya karşılık olarak hükümetin azınlık hükümeti olduğunu ve halkın iradesini yansıtmadığını söylemesiyle tam bir kızışmışken ortam. Dün akşam Diyalog TV'yi izleyenler akşamüstü haberdar oldular. Bugün de Diyalog gazetesinin ön sayfasında var. Sevgili Aliha'nın ki yeniden aramıza katıldı televizyon programında Sayın Başbakan'la yaptığı görüşmede hük versin Cumhurbaşkanı bir tarih, seçime gidelim şeklindeki demeci, Alihan'a yaptığı açıklama yeni bir krizi doğuruyor tabii böylelikle. Bakalım, bunlar işin bir tarafı, ülke gündemini yoğunlukla tutan konular ama vatandaşın gündemi tabii asgari ücret, zamlar, dövizin durumu, bu da gerçek gündemimiz. Bunlarla ilgili Özgün Kutalmış bizlerle birlikte, Afrika Gazetesi köşe yazarı, genelde sadece siyasi değil, ekonomik konularda çok fazla konuştuğumuz değerli büyüğümüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, en sıcak haberden başlayalım isterseniz. Evet. Bu asgari ücretten. Zaten Sayın Başbakan 2000 civarında bir şeyler dediydi. Üzerinde bir rakam belirleyeceğiz demişti. 2020 zaten beklenilen aralıkta buydu aşağı yukarı. Zaten ikinci 6 aylık. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde oluşan hayat pahalılığı %7.86 idi. Bu %7.86 zaten otomatik olarak çalışanlara, kamu çalışanlarına ve şeylere, emeklilerine ve sigorta emeklilerinin maaşlarına yansıtıldığı için otomatik olarak sosyal sigorta maaşları da o oranda artırılacaktı. Hükümet bunun üzerinde bir 40, bana göre daha tam oturup hesaplamasını yapmadım, 50-60 liralık bir refah payı diyelim, yani hayat pahalılığının üzerinde 50-60 liralık bir artışla yeni asgari ücreti belirledi. Tabii şeye baktığımız zaman son 2 aylık hayat pahalılığına baktığımız zaman yükselen fiyatlara, dövizden dolayı yükselen fiyatlara, yükselen borç veyahut kredi faizlerine veyahut ev kiralarına veyahut ev taksitlerine, araba taksitlerine baktığımız zaman orada oluşan dövizin getirdiği artışın yarısını bile karşılamaktan geridir bu artış. Ama akmasa damlar, yani geçmiş yıllara baktığımız zaman biraz daha fazla artış verildi. Bunun nedeni de işte ilk defa DPÖ'nün, Devlet Planlama Örgütü'nün gerçeğe yakın. Ben gene iddia ederim ki yani 2016'nın ikinci 6 aylık hayat pahalılığı %7.86'nın üzerindedir. Ama gerçeğe yakın bir hayat pahalılığı tespit ettiği için gerek çalışan ve emekliler, gerekse de sigortalıların, yani asgari ücretle çalışanların aldıkları maaşlara bir nebze olsun, yani akmasa damlar dediğim misalde şey verilmiştir, bir artış verilmiştir. Umarım hükümet
Gerçi Maliye Bakanı dövizdeki durulma olmadan, dövizde durulma olmadan bir tedbir almamız mümkün değildir diyor. Ama gerek eski Maliye Bakanlarının açıklamalarına baktığımızda, gerekse de yani bizim ortaya koyduğumuz görüşlere göre döviz durulmadan da hükümetin alabileceği bazı önlemler vardır. Ama ne halse çekindiği için mali önlemler vardır. Yani biz para, Türk parası bizim olmadığı için bu hükümet parasal bir önlem alamaz. Ne faizlerle oynayabilir, ne Türk parasının değerini sabitleyebilir. Yani kurlara karşı genel olarak. Veyahut piyasaya sürecek, yani şeyi rahatlatacak, dövizin yükselmesini önleyecek, piyasaya sürecek döviz yoktur. Yani bunu ancak evet, Türkiye Merkez Bankası yapabilir ama bizim hükümetin de alabileceği mali önlemler vardır. Onları soracağım zaten az sonra. Neler yapılabilir diye. Ama şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasında 2020 TL'yi açıklarken ilk kez oy birliğiyle aldık son dönemde de bu kararı. Ve işte asgari şeyi de yansıttık tamamen. O biraz hani belli ki memnuniyet yarattı herhalde. İki tarafa da hayat pahalılığını yansıttık tam olarak. Birebir yansıttık. Biraz daha üzerinde verdi. Evet. Onun da refah payı diyelim. 1.60 liralık. Benim tahminime göre, yani hesaplamayı yapmadım. Evet. Şeye bakıyorum, ilk tepkilere, işçi kesimine tepki var. Yani oy birliğiyle alındı. Hani bu rakam yeterli midir değil midir, ama şimdi realist yaklaşırsak bu rakam ne olabilirdi ya da itiraz ettiğinizde, gerçi sonuç değişmez ama hani bir de gerçekçi olursak ne olabilir? Şimdi bana göre işçileri temsil eden Asgari Ücret Saptama Komisyonu'ndaki üyeler bana göre gerçekçi davranmışlardır, uzlaşmacı olmuşlardır. Eğer bu rakamda oy birliğiyle uzlaşılmasaydı, Asgari Ücret Komisyonu belki tekrar başka bir toplantıya ertelenecek. Oy çokluğuyla alınacaktı. Oy çokluğuyla alınabilirdi, alınmayabilirdi. İşverenin de işine gelir. Ertelerim, Mart'ta oturur anlaşırız. Bu noktada anlaşsak bile gene Şubat'ı kurtarırlardı. Şubat eski asgari ücret üzerinden ödenirdi. Dolayısıyla memleketin durumu da, yani işverenlerin durumu da bellidir. Halkın düşen alım gücü neticesinde tüketim düşmektedir, talep düşmektedir. Bunun neticesinde de gerek tüccarın, gerekse sanayicilerin ürettikleri veyahut ithal ettikleri mallara talep düşmektedir. Dolayısıyla tüketim düşünce onların da gelirleri düşmektedir. Yani bir nebze beklemek lazım. Yani dövizdeki bu hareketlenmenin stabil bir hale geleceği ana kadar beklemek lazım. Zaten tekrar yeniden, yani ikinci 6 ay 2015'in ilk 6 ayının sonunda da oluşacak olan hayat pahalılığına bakarak sendikalar tekrar yeniden asgari ücretin belirlenmesini talep edebilirler. Bir miktar artış da o zaman olabilir diye düşünüyorum. Bana göre de yani bu rakam düşüktür ama ülke şartlarını da göz önünde bulundurmamız lazım. Tabii çünkü burada birçok şeyi etkiliyor zaten asgari ücret. Salt işçinin aldığı para değil. Değil. Yani düşünün, hükümetin aldığı cezalar var. Asgari ücrete bağlamıştır bu cezaları. Yani bir asgari ücret yahut yarım asgari ücret veyahut %10 asgari ücret tutarında ceza diye harçlarda bazı artışlar olur. Yani dolayısıyla piyasaya yine zam olarak yansıyabilir asgari ücretteki yükseliş şu veya bu şekilde. Ama benim burada değinmek istediğim bir nokta var. Hükümet her zaman için asgari ücreti, yani 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek şekilde belirlemesi gerekir. Yani yeni yılın asgari ücretini. Burada hükümet oyalayarak, sendikaları da oyalayarak, işverenleri de oyalayarak bir neticeye varılamadı Aralık ayı içerisinde. Ve bu ocağa saptı. Ocak'ta da belirlenmedi. Çeşitli bahanelerle yok toplanamadılar, yok ertelendi. Şubat ayı içinde belirledikleri için eğer Ocak'ta, Ocak başında veya Aralık'ın sonunda belirlenmiş olsaydı bu asgari ücret, asgari ücretteki artış kadar kamu çalışanlarına vergi muafiyeti getirilecekti veyahut vergi muafiyetleri yükselecekti. Yani 1500 liraysaydı, 1500 liraya kadar vergiden muafsaydı, ki asgari ücret vergiden muaftı. Yani 1830 liraydı vergiden muaf. 2020
kısmı vergide muaf olacaktı. Ama yıl içerisinde belirlendiği için bu şeylere, vergi tabanlarına yansımayacak. Bu da hükümetin bir kurnazlığıdır bana göre. Yani asgari ücret 2020 belliydi şey. Hayat pahalılığının ne olacağı belliydi. Ocak ayı içerisinde, yani Ocak başında bunu bitirebilirlerdi. Bunu bilerek hükümet asgari ücreti saptamayı Şubat'a bırakmıştır ki kamu çalışanlarının maaşlarına muafiyet olarak asgari ücretin yansımaması için. Tabii bir bu var. Bir de şey var ama biz daha önce şey de gördük. Yani Ocak, Şubat, Mart, evet. Nisan, Mayıs'larını da geçip belirlenmediğini de gördük. Bu anında gene en azından kötünün iyisi. İşte dedim ya, akmaz adamlar ehven işerdir. Evet, kötünün iyisi. Kötünün iyisi. Ehven işerdir. Evet. Doğru. İnşallah 6. ayın sonunda yeniden İnşallah aynı tabii yeni hayat pahalılığı belirlendiği zaman 6. ayın sonunda. Çünkü bu olur. Gidişat yani sürekli hayatı pahalı kılan yani bellidir. Gidişat. Yani bugün gelmeden evvel bir şeydeydim. Bir arkadaş dükkanına gittim. İşte çimento torbası dedi, 14 liraydı, 17 lira oldu. Büyük bir artıştır. Yani 14 liradan 3 liralık artış, %30'un üzerinde bir artıştır bu çimentoya gelen. Yani bütün bu yarın inşaatlara yansıyacaktır. Tabii. Ne bileyim, peşeronun fiyatı şeyine, her şeye yansıyacaktır. Ki bugün inşaat, yani Kıbrıs ekonomisini ayakta tutan, KKTC ekonomisini ayakta tutan, inşaatın 2004'teki, 2005'teki, anlam planından sonraki o canlılığı, canlı dönemindeki gibidir şu anda inşaatlar. Ve öğrencilerin, yani yabancı öğrencilerin, KKTC Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin yaptığı katkılarla KKTC ekonomisi ayakta durmaktadır. Yoksa bir çöküş kaçınılmazdır ama inşaat çok önemlidir. Çünkü inşaat birçok sektörü beraberinde sürüklemedir. Düşünün tabii. Yani kamyoncusundan, kum çakılından, çimento üreticisinden, bunun dağıtıcısından, tuğla fabrikalarından, diğer sektörleri. Bu büyüdük sonra istihdam da yaratan bir alandır. İstihdam yaratan bir alandır. Yani birçok sektörü beraberinde sürüklediği için yani ekonomideki durgunluk beklenildiği kadar bizi vurmuyor. Gerçi geçenlerde şeylerin Taşeronlar Birliği Birliği Başkanı Osman Amca'nın bir açıklaması var. Dedi yani ihtiyaçtan çok fazla bina üretimi var, inşaat var. Bunlar ileride satılamayacak veyahut kiralanamayacak ve inşaat sektöründe batmalar olacak diye bir uyarısı özellikle da var. Özellikle Girne. Evet, yani onu da dikkate almak gerekiyor. Yani Osman Amca'nın Taşeronlar Birliği Başkanlığı'nda uyarısı yabana atılacak bir şey değil. Çünkü gözlemliyoruz, yani görüyoruz. Ben Yenikent'te kalıyorum, Gönyeli'de. Yenikent adeta bir şantiye alanı gibidir. Hep apartmanlar yapılıyor. Apartmanlar da 3 kat olmasına rağmen 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerden oluştuğu için her daire, her apartman 9 daireden. Kim alacak bunları? Yani Kıbrıslıların zaten yani çoğu yani alacağımızı aldık. Yani Kıbrıslılar artık yani nesil yatırım olarak, yani parası olan yatırım olarak düşünebilir veyahut Girne bölgesinde yazlık olarak düşünebilir. Yani bizim alabileceğimiz şeyler değil. Yabancıların, gerçi Türkiye'den gelen çok yani Türkiye kökenli insanların gelip burada ev aldıkları, apartman dairesi aldıkları, tabii Türkiye'deki karmaşık olaylardan evet. ötürü, biraz da terör olaylarından ötürü burada ev aldıkları söyleniyor ama bence yani yapılan inşaatlar, ben Osman amcaya hak veriyorum, yani görünüşte 2003, çok fazla 2004'te yaşadık bu süreci, benzer bir noktaya gidiyor. Evet. Ben de Girne'ye özellikle hemen hemen işte her hafta gidiyorum. Yani şoklarımı yaşarım her evet. Her hafta gitmeme evet, rağmen evet. Devasa binalar sürekli bir haftada kat kat üzerine koyarak gider. Vallahi Girne bana göre boğulmuştur şu anda. Yani inşaat bakımından boğulmuştur. Girne'yi bitirdik. Ne altyapısı Girne'nin, ne üst yapısı. Bugün yani şu anda bütün inşaatlar dursa bile, dese ki yani Girne'ye vize koysunlar. Girne'ye gidip yerleşeceklere, yani günübirlik gidenler değil, vize koysalar dahi bugünkü nüfus ve bugünkü binalarıyla Girne'nin ne altyapısı ne üst yapısı zaten yeterli değildir. Yollar bitti. Yollar şu anda bitmiştir. Bile yetmiyor. Bu evler bitince ki her biri 10 kat izinden faydalanıp yapılan inşaatlar 10 kat ama devasa, yani herhalde içerisinde. Yani dediğiniz gibi yani 10 metre genişliğinde değil.
50 metre genişliğinde binalar. Çok büyük. Yani Türkiye'deki o rezidans mantığıyla yapılıyor. O, gerçi bir başka bu binalar biterse de içinde yaşam başlar. Bambaşka tartışmalar beraberinde yaşayacak. Çünkü bizde hala daha apartman bu işlerin yasası bile yoktur. Yani nelerle uğraşacak o zaman insanlar birbirinin boğazını... Hayır, şimdiden uğraşıyorlar. Şimdiden uğraşıyor insanlar. En alt katta kalan, ben merdiven... aydınlatma parası ödemem der. Ben kullanmam der. Ama ben deposu yukarıda ona karışmaz. O karışmaz ona, tamam mı? Ödemem der. Çoğu ödemez ve insanlar kendilerine göre çözümlerini bulmuşlardır. Kendi dairesinin kapısının önüne dıştan bir lamba takmıştır. İneceğinde biri ya misafir geldiğinde açarlar, çıkarlar, kapalılar lambayı. Tekrar kendilerden... Bunu bile yapmak yani, ne kadar kolay bir şeydir aslında. Para istemeyen bir şeydir aydın bu. Yani hükümet bir yasa yapacak. Diyecek ki her apartmanın Türkiye'de olduğu gibi bir yöneticisi olacak. Yöneticisi olmayan apartmanın, yani diyebilirler ya, bir seçmeyi, etmeyi, karışmayı... Keserim sana suyunu, elektriğini, apartmanın. Yöneticisi olacak. Devlet yönetici, olsan bunları yaptı. Yönetici merdiven ayaklarının temizliğinden, aydınlatmasından ve apartmanın dış görünüşünden sorumlu olacak. Yani 5 sene, 10 senede bir badana edecek veyahut boy atacak veyahut tamir edecek. Etmeyenler, Türkiye'de mesela siz bir apartmanda yöneticisiniz. Ben de aynı apartmanda kalıyorum ve ödemedim size aydatı. Beni şeye verirsiniz, icraya verirsiniz. Yani o kadar yetkiniz vardır ve aylarca da sürmez mahkeme apartman şeyini ödemediğinizde, aidatını. Ve her şey yolunda, tıkırında gider. Türkiye'de hep apartmandır ve bir sorun olmuyor. Bizde ben bir zaman yani aday da olduyduk, gerek belediye başkanına gerek milletvekilliğine. Girerken apartmanlara broşür dağıtmak için birçok apartmanın, yani 10 tane apartmandan bir tanesinin merdiven ayaklarının temiz olduğunu görebilirdik. Toz topraktan geçilmez. Ve dediğin gibi birçok apartmanın şeyleri, lambaları da yanmıyor. Maalesef. Merdiven ayakları lambaları da yanmıyor. İnsanlar da birbiriyle kötü oluyor. Hem insanlar da duyarsızdır. Yani bir anlaşamıyorlar. Ben yani o şeyleri gördüm de, o rezidans şeklinde yükselen binaları bir de o geçer içinden. Burada insanlar hele de böyle Türkiye'den gerçekten ciddi anlamda gelip paralı yerleşen insanlar da var. Evet. Hani bu yapılar da onlara uygundur. Yarın öbür gün bunlara yerleştiklerinde şoklarını yaşayacaklar. Şoklarını yaşayacaklar. Nelerle karşı bir karşıya kaldıklarında. Bir de yani şimdi az önce bahsederken bunlardan Girne'nin alt ve üst yapısının yetersizliğinden bahsetmiştim. Bugün yine basın haberlerinde veya televizyonda görüyoruz. Karakum bölgesindeki Püsküllü denen bölgedeki, biz de gençken gider oralarda yıkanırdık Püsküllü bölgesinde. Gerçekten lağım, yani simsiyah lağım akıtılıyor denize. İşte çevre dairesi biri herhalde ihbarda bulundu. Geldiler, borunun olduğu yeri gördüler. Tabii yere gömülü olduğu için onu açarak nereden geldiğini bulmaya çalışacaklar. Bu tabii, bunlar bilinenler, bulunanlar. Ya bulunmayanlar, bilinmeyenler. İşte her şey... Yahut Girne Belediyesi'nin arıza var deyip dom otelin yanından deşarj ettiği sular. Arıtılan sular zaten. Tam olarak arıtılmaz. Çünkü bildiğim kadarıyla yeni patladığında arıtma tesisi Girne'de biliyorsunuz. Hı hı. 2000 tonluk bir arıtma tesisi yapıldı. Bu 10.000 kişiye, 15.000 kişiye yeter. Girne nüfusu bugün yani gözle görülen veyahut bilinen tahmini nüfusu 60.000'dir. O da yetmez. Oraya gelen sular örneğin 6 saatte arıtılıp denize deşarj edileceğine, 2 saatte, çünkü arkası gelir, taşacak. Veyahut patlatacak yine depoyu. Arkası geldiği için da 2 saat daha arıtarak ne kadar arıtıldıysa denize deşarj edilmektedir. Yani bugün Girne'nin denizlerine girmek için aslan gibi yüreğiniz olması lazım. Yani çok cesur olmanız lazım. Tabii hem bu var, yetersizlikler. Bir de tabii devlet olamamanın yarattığı, yani otorite olamamanın yarattığı sıkıntılar. İrade ortaya yani koyamamanın. Sen buna ağır bir ceza verebilsen kimse onu cesaret etmez yapsın. Tabii ki, tabii ki. Bunu yapanın sen, yasalarda vardır bunların cezası. Hapisliğe kadar gider. Sen en üst şeyden, cezadan tutar bunu hapse korsan bir daha kimse yapmaz. Ama yok yani, hiç denetim yok. Denetim, hiçbir yerde denetim yok. Çevrede de denetim yok. İsteyen istediğini yapıyor, takıyor boruyu. İstediği yerden şey ediyor. Yani örneğin Altınkum sahilinde. O barakalar yapıldığında, tahta evler yapıldığında onların lağım suları nereye giderdi? Var mıydı şeyleri? Yoktu. En güzel sahil. O konuyu bile popülizme şey ettik. Halbuki yargıcın, belki de her yargıç oradaki o kararı üreden yargıç gibi olsa hiçbir sorun ama olmayacak. Ama hala da yıkılmadı o şeyler, duruyor orada. Ama i̇şte kapalıdır. Devlet, otorite dediğimizde bu zaten. Evet. Yani
yargının verdiği kararı uygulamazsanız böyle sonuçlar ortaya çıkıyor tabii. Şimdi biraz da saptık ama bir şey değil. Böyle devam tabii edelim. Zamların yarattığı etkiden de bahsetmek lazım. Ya da bunların önüne nasıl geçilebilir konuşmak lazım. Örneğin Halkın Partisi Fiyat İstikrar Fonu ne iş içindir dedi. Neden bunları kullanmazsınız diye bir çıkış yaptı onlar kendilerine göre. Ondan sonra öğreniyoruz fonların zaten gittiği yer belli. Gerçi maaşları ödemeye gidiyor ama o zaman da bir çıkar yol mu kalmıyor geriye? Yok, çıkar yol vardır. Şimdi bir kere Ünal Akifler, ben buradan kendisini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok sevdiğim biridir. Kendisinin Ticaret Bakanlığı'nda, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ydı o zaman, müsteşar olduğu dönemde Ünal Akifler'in girişimiyle Fiyat İstikrar Fonu oluşturuldu. Fiyat İstikrar Fonu'nun o zaman oluşturulmasının gayesi de elektrik gibi, akaryakıt gibi zincirleme zamlara sebep olacak zamları minimum seviyeye indirmek veyahut piyasaya bunu en asgari düzeyde yansıtmak için Fiyat İstikrar Fonu kuruldu. Yani akaryakıta diyelim ki %10 zam yapılacağında hükümetlerdeki akaryakıt firmalarına durun kardeşim %2 zam yapacaksınız siz. Ben %8 fark arada akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'ndan size ödeyeceğim. Öyle olurdu. %2 zam gelirdi şeye veyahut elektriğe %30 geçenlerde zam yapıldı. Yok kardeşim, sen %10 yap. Aradaki %20'yi ben Fiyat İstikrar Fonu'ndan sana ödeyeceğim. Ama tabii şimdi elektrik kurumunun yerinde ben olsam hükümetin böyle bir önerisini kabul etmem. Çünkü turizm tesislerine, sanayi tesislerine teşvikli uygular şey elektrik ödemez. Öder. Hükümetten o teşvikleri alamıyor. Yani bir de o şeyi var. Bunun yanında yani Fiyat İstikrar Fonu'nun yanında hükümetin kendi ürettiği mal veyahut hizmetlere asgari düzeyde zam yapması gerekir. Yani harçlara %100'ün üzerinde zam yaptı. %900 zam yaptı. Yani bu zamanda. Bu zamanda. Yani sen diyorsun ki 2016 yılında oluşan hayat pahalılığı %10 nokta bu kadardır, küsurdur. Ama sen kendi ürettiğin hizmetlere, harçlara veyahut evraklara %900 zam yapıyorsun. Yani bunun izahı olamaz. Hayat pahalılığı %10, devletin yaptığı zam %900 yahut %100. Bu gibi, bunun yanında ayrıca yani piyasayı rahatlatmak için piyasaya para enjekte edilmesi lazım. Yani yatırımların canlandırılması lazım. Halbuki bizim hükümetimiz, geçmiş hükümetler, yani bundan önceki CTP, UBP hükümeti de Türkiye ile imzalanan protokollere uymadıkları için Türkiye önlemini alıyor kendince ve haklıdır da. Çünkü bugüne kadar verilen sözler, atılan imzaların hiçbir gereği yerine getirilmedi. Türkiye yatırım için KKTC bütçesine yapacağı kaynakları tutuyor. Önce göreyim diyor, yapın. Yapın reformları, ona göre parayı serbest bırakayım. Türkiye yatırım paralarını serbest bırakmadığı için sen de her gün arabanla yollardasın. Karayollarında, yani bırakın belediye hudutları, karayollarında bırakın büyük bakımı, çukurları dahi doldurmaktan acizdir şey. Karayollarda. Yoktu personeli zaten. Para olsa da personeli yoktu zaten. Şimdi yapsın. Parası olsa dıştan hızmet alarak bir müteahhitten o yolları, o çukurları doldurabilir. Onları dolduracak parası yoktur karayollar dairesinin. Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür devamlı söyler, diyor ki işte 225 milyon lira orada hazır durur. Biz kullanamıyoruz. Yani protokola uymadığımız için kullanamıyor. Ben buradan Birikim Özgür'e başka bir şey daha hatırlatayım. Batan bankalardan devletin alacağı tasarruf sigorta mevduat fonunun alacağı 220 milyon dolardır faiziyle. 1 milyara yakın. 1 milyar lira yakın para. Bunu da alamıyorlar. Yani bankayı batıran bankacılardan, hissedarlardan değil yalnız. O bankalara borcu olanlar da borçlarını ödemiyorlar. Ki çoğunun mesela dünya kadar borcu vardı. Ödemiyor borcunu ve şeye yetki vermiyorlar. Tasarruf sigorta mevduat fonuna. Bu kişiler borç alırken o bankalardan, batan bankalardan borç alırken verdikleri teminatlar vardır. O teminatlar yakılsın, nakde çevrilsin ve yatsın şeye. Onu da yapmıyorlar. Zannedersem bu yıl içerisinde 10 yıl olur. 2007 yılında
meclise verilmiş bir yasa tasarısı var bu konuda. Mahkemece tasfiyesine karar verilmiş şirketlerle ilgili ek kurallar yasa tasarısı. 10 yıl olur. Zaten geçenlerde bir cenazede şeye rastlamıştım, Özgür Özgür'e. Dedim ya bunu çıkarın ya meydana para. O kadük oldu o dedi. Birikim Özgür'ü. Yani kadük oldu dedi. O yasa tasarısı kadük oldu. Zaman aşımına da uğrayacak ve bitecek. Neydi ve, o 10. yılda? 10. yılda zaman aşımına uğrayacak. Hayır, içeriği neydi? İçeriği işte bu batan bankalara bankaların battığı günkü hissedarları, yöneticileri ve o bankalara borcu olan kişilerin bugünkü mal varlıklarına el konulup satılacak ve bu para tasarruf sigorta mevduat fonuna yatırılacaktı. Bu yapılmış olsa bugün hükümet bankalarda toplanan mevduatların, bu çok önemlidir Aytu, toplanan mevduatların her yıl, yani bir bank, 10 tane banka var, onu da 150 lira mevduat topladı. Yani toplam mevduatları 100 liradır. Birer lirasını keser ve tasarruf sigorta mevduat fonuna yatırır, %1'ini. Neden? İleride olası bir banka krizinde o paradan ödeyebilsin mudileri. Çünkü devletin garanti ettiği mevduatların bir kısmını garanti etti devlet. Onları ödeyebilsin diye 1 lira mevduatlardan %1 keser ve o fona yatırır. Bu demektir ki şeylerin mevduat faizlerine verdiği bankaların, bankalar bu parayı geri alamaz, talep edemez. Hı hı. Hiçbir şeyde hak iddiası yoktur. %1 kredi yani faiz, mevduat faizleri artar, mevduat maliyeti %1 artar demektir. Banka o parayı satarken %1 daha pahalı. Üzerine. Tabii ki %1 daha pahalı satacak. Yani bir de bu vardır. Yani bu parada alınsa bu şey edilebilir. İkincisi, yani alınabilecek önlemlerden bazıları, eskiden olduğu gibi hayat pahalılığı çok sık artıyordu. Enflasyon rakamları ikili rakamlardaydı. Yani %10'ların üzerindeydi. Yani tek rakama düşmüş değildi. İki ayda bir Eşel Mobil hesaplanır ve bu maaşlara, emekli veyahut çalışan maaşlarına yansıtılırdı. Dolayısıyla bu pahalılığı daha az hissederdi insanlar ve harcamaları daha az düşerdi. Tabii ne kadar çok harcama yapılırsa hem devletin cebine, tüketiciler tarafından yapılan harcamalardan devletin cebine, kasasına daha fazla para girer, hem piyasaya daha fazla para girdiği için işverenler, yani sanayi kesimi, tüccar kesimi, esnaf kesimi daha rahat işlerini döndürme imkanları vardı. Bu bazı birçok özel okul var. İlkokuldan, daha doğrusu anaokulundan, kreşten tutun şeye kadar, lise, koleje kadar maaşları, şeyler, harçlar dövizledir. Bunlara bir kısıtlama getirebilir devlet. Diyebilir ki euroyu ben 3.50'de sabitledim arkadaş. Çünkü senin tüm gelirin dövizdendir ama giderlerin şeydendir. TL. TL'dir. Sen öğretmenini TL öden, çalışanını TL öden, bevabını TL öden veyahut elektriğini TL öden yahut dış piyasadan ne satın alırsan hep TL'dir. Onun için ben sana sabitlerim, yani zoraki sabitlemek lazım. Ev kiralarını insanlar tabii kendilerini korumak için dövizle, sterlinle yapıyorlar genellikle. Dersin ki sterlinin stopajı %10 mudur? 15'e çıkardım. Sterlinle olan kiralarının stopajını, TL olan stopajları da %10'dan %5'e düşürdüm. Bu sefer ne yaparsınız? İnsanları TL ile ev kiralamaya teşvik etmiş olursunuz. Bu da bir rahatlama getirir piyasaya. Onu zaten şey yapmadı mıydı? Bir ara yaptı. Önce oluyor hükümeti. Gene yaptı, böyle bir yaptılar da ama başarılı yani, olmadı. Başarılı olmadı çünkü çok azdı şey miktar. 3 aylık bir süreydi. 3 aylık bir süreydi ve bir de şeydi, %2 idi galiba. Şey, yani ben %50 diyeceksiniz. %10'sa %15 yaparım ben. TL mevduat, sterlin mevduatında yabancı paradaki şeyi. Geri kalanı da Türk parası kira şeyinden, stopajında %5 alırım. Bunun gibi yapılabilecek çok şeyler vardı. Yani Serdar Bey'in dediği yani dövizdeki dalgalanma durulmadan önlem alamayız dediği boştur. Bunlar alınabilir. Devlet Kıbrıs KKTC hep şeyinin bütün ithalatını, ithalata dayalı bir ekonomidir. %90 ekonomi ithalata dayandığı için ve tüm ithal edilen mallar Türkiye'de gıda dahil, yani peynir, makarna, pirinç, şeker dahil döviz bazında ithal edildiği için
hükümet mal gümrüğe geldiğinde o günkü döviz kuru kaç ise o malın gümrüğünü, kadevesini, fonunu hesaplarken o günkü kurdan çarpar doları. Adam ya getirdi, ben 1000 dolarlık malım var. 1000 doların bugünkü şeyi nedir? Bu kadar. 3.50 diyelim. 3.500'dür. 3.500 üzerinden hesaplayarak gümrüğünü, fonunu alır. Bunu da devlet sabitleyebilir. Der ki ben kendi gelirimden, karımdan vazgeçtim. Bunu 3.50 olarak hesaplarım veyahut 3.20 olarak hesaplarım. Bu da piyasaya bir rahatlık getirebilir. Bir alınması önlem daha şudur. Şeyde 2017 bütçesi hazırlanırken döviz kuru dolar 3 veyahut 3.02 idi. 3 idi. Bugün dolar 3.71 idi son geldiğimde, ben biraz düştü. 3.80'di yani geçenlere kadar 87. 3.80 olduğunda demek ki bizim bütçemiz dolar bazında, yani bütçemiz 5.700.000 lira olarak bağlandı. 5.700.000 ile 1.5 milyar dolar alırsaydık bugün 1.300.000 dolar alırız. 200.000 dolar kaybettik demektir. Yani dolar bazında %20'nin üzerinde küçüldü bu bütçe. Bu bizim suçumuz mu? Yok. Kakadecek değil, değildir. Ama. Yani Türk parası kullanmamızdan dolayı. Bunu gidip Türkiye'deki muhataplarına anlatmaları ve ek bir bütçe yapmaları lazım. Ek bir bütçe. Bunun kaynağını da Türkiye'den sağlam aldılar. İşte biraz önce bahsettiğim önlemler, yani KDV'nin, KDV'deki şeyi dondurulması, bazı mallarda KDV, tüketim mallarında bilhassa, yani lüks değil, zaruri tüketim mallarında KDV oranlarının düşürülmesi, gümrüklerde KDV'nin yahut şeyin, dolar kurunun sabitlenmesi gibi şeylerden devletin bir kaybı olacak. İşte kurul yapılacak olan ek bütçeyle Türkiye'nin finanse edeceği şey, oraya koyacağı parayla bunları da finanse edebilirler. Zaten tüketim artacağı için bu önlemler alındığında piyasa ucuzlayacak, daha ucuz olacaktır, daha pahalanma daha az olacağı için insanlar daha çok tüketecektir. Daha çok tüketim demek dahilde aldığınız mallar için ödediğiniz daha çok KDV'dir. Daha çok ne bileyim fondur, yani fiyat istikrar fonu var bazı malların üzerinde. Daha çok akaryakıt kullanacaksınız, işte fiyat istikrar fonunda para yatacak. Dolayısıyla hükümetin gelirleri bir taraftan düşerken diğer taraftan artacaktır. Yani hükümeti bu zora sokmayacak. Belki kendi kendini dengeler, o vatandaşın azından biraz fena. Ama bir de şu vardır, yani şimdi siz 2017 bütçesinde şu kadar 100 milyon lira ben yatırımlar için ayırdım. Şimdi veyahut büyük malların bakım onarımı için ayırdım. O para artık, fiyatlar arttığı için, ben az önce söyledim, çimento fiyatı arttı işte 3 lira. Siz diyelim ki 10 tane bina yapacaktınız veyahut onları restore edecektiniz. Bu parayla, ayrılan parayla, bütçede ayrılan parayla yapamazsınız artık. Pahalı olmuştur. Yani malzemeler pahalı olmuştur. Dolayısıyla şeyin vereceği fiyat, müteahhidin vereceği fiyat daha fazladır. Veyahut yatırım, duble yol yapacaksınız. Diyelim ki 2017 bütçesinde koyduğunuz 15 kilometre duble yol yapılacak. 20 kilometrede köy yolu yapılacak. Asfalt pahalıdır. Kum, çakıl veyahut asfaltın ham maddesi. Pahalı olduğu için o bütçenizde ayırdığınız, 2017 bütçesinde ayırdığınız parayla bunları yeterli yapamazsınız. Olmayacak. Yapabilmeniz için, bu yatırımları da yapabilmeniz için ek bütçe yapmanız lazım. Ek bir bütçe yapıp bir kaynak, oraya yeni kaynak aktarmanız lazım. Aksi halde öngörülen yatırımlar da yapılamayacağı için ekonomi daha da daralacaktır. Daha da daralacaktır. Artan enflasyonun altında ezilen sabit gelirliler, diyelim yani emekliler, sigorta emeklileri veyahut sigortalı çalışanlar veyahut asgari ücretle çalışanlar veyahut memurlar her ay 4.000 lira almaya devam edecek gene. Ama 4.000 lira geçen ay 100 ünite mal ve hizmet satın alırken bir ay sonra 90 ünite. Aynı şeyleri 90 ünite alacaktır. Yani %10 değer kaybedecektir aldığı maaş. Rakam olarak aynı alacak. 4.000 olacak. 4.000 lira geçecek eline ama 90 liralık harcayabilecek. Çünkü %10 artmıştır şey. Enflasyon veyahut piyasadaki mallar. Yani bugün inanılmaz bir pahalılık vardır piyasada. Dolayısıyla yani döviz kurlarının dalgalanması, durulmadan tedbir alamayız demesi Serdar Bey'in bana göre doğru bir şey
değildir. Değil. Doğru bir saptama değildir. Dövize müdahale edemem ama hayatı ucunu ama dediğim gibi alınacak işte mali önlemlerle bazı KDV, bazı tüketim mallarındaki KDV'lerde düşüş sağlayarak, döviz kurunu birçok yerde sabitleyerek halkın biraz daha az yanmasını sağlayabilirsiniz şeyden, bu dövizin yükselmesinden, yakıcılığından. Evet. Şimdi tabii bir de buna elektrik zammına öyle değindik ama ekstra bir %15 daha beklenir. Yoldadır, evet, sizin gazetede yazdı. Şimdi zaten bu ay faturaları görenler çıldırdı. Evet. Buna bir de %15 daha eklersek ki bu havalarda böyle devam edecek belli ki, yani bir müddet daha bu soğuklar tüketim, kullanım artacak. Çok ciddi bir huzursuzluğu beraberinde getirecek. Getirecek mi? Yani dünkü ama ilginçtir. Elektrik kurumuyla ilgili her şey eleştiri dönüp dolaşıp özelleşimle kurtulalım noktasına gelir. Halkı yani bıktırdıkları için. Yani bakın, dünkü basın haberlerine göre bu %15 zammın nedeni olarak her ay Kıptekin her ay 10 milyon lira zarar ettiği söyleniyor. Bu zarar nereden gelmektedir? Yani halkın bilmesi lazım. Niçindir bu zarar? Yani akaryakıt fiyatları bu kadar çok mu arttı ki? 55 dolar da kaldı, çakıldı kaldı akaryakıt fiyatları. Tamam, döviz yükseldi. 87'ye 90'a kadar çıktı dolar ama şimdi 70'lerdedir. Yani bir de düşüşü var. Dolardan mıdır? Yani şeyden midir? Dövizden mi kaynaklanıyor? Yoksa petrol fiyatlarından mı kaynaklanıyor? Halkın bunu bilmesi lazım. Bilmiyor bunu halk. Ha, dün Kıptek çalışanlarının temsil edildiği sendikanın yaptığı bir basın toplantısı var. Verdikleri veriler var. Yani Kıptek'in bugün piyasadan alacağı 600 küsur milyon, vereceği 200 küsur milyon. Adamlar diyor ki yani biz bu alacağımızı alırsak zamma gerek yoktur ve yapılan zam da geri çekilebilir. Son yapılan devlet %30. Ve belediyeler de zaten belediyeler alacaklar. Devlet ve devletin ödemediği teşvikler var. Ver Aytuğ'a elektriği sen 40 kuruştan da 20 kuruşu ben ödeyeceğim sana. Bu doğru bir yaklaşımdır ama. Doğru. Her tabii, yerde tabii, yapılması tabii, gereken tabii, bir yaklaşımdır. Tabii. Yani turizm yatırımlarına, sanayiye, ticarete hep farklıdır uygulanan yani elektrik evet. Ve teşvik edilmesi lazım şeyleri. Turizm işte yatırımların teşvik edilmesi lazım. Ama ödeyeceksin arkadaş yani söz ver. Orada yani turizmci ödüyor da şey bulamıyor. Yani turizm otel sahibi diyor ki ben ödüyorum bana verdiğiniz tamam, faturayı. Tamam işte olur. Turizmci ama kesileni devlet ödemiyor. Devlet yani adamlar da mağdur yetişiyor. Tamam işte odur. Yani odur. Adam ödüyorum ben diyor. Turizmci ödüyor. Ben de ödüyorum. Sen de ödüyorsun evimize gelen. Hiç aksatmıyoruz faturalarımızı. Her ay ödüyorum. Bekliyorum kredi kartımın şeyi 26'sında biter, 25'inde dolar. 26'sında her ay fatura alırım giderim 26'sında. Neden? Tenhadır çünkü şeyler. Ödememi yaparım ben. Ben niye bu kazığı yiyeyim? Ben ödüyorum. Toplayamazmış. Devlet vermezmiş. Belediyeler vermezmiş. Batacağım diyor. Kıptek zam yapıyor. Zam yaptığı için beni de şey ediyor. Yani beni mağdur ediyor. Ben ödediğim halde. Belediyelerin sokak aydınlatma paralarını ödemediği için 5,5 lira maktujdate zam yaptı. Maktujdate zam yaptı ve şeydir. Benden 5,5 lira her ay alıyor şeyi. O belediye yani. Yaman sokak aydınlatmayı da alıyor. Buna mukabil hizmet veriyor mu, vermiyor. Gene her yerde yanmıyor. Her yer karanlık, o şarkıda olduğu gibi. Benim komşum Londra'dadır. Evine gelen elektrik parası bu ay 60 lira. Tüketim sıfır tüketim. Sıfır tüketim, fatura ederi 60 lira. 24,5 lira, 25 lira maktujdur. KDV'si, ne bileyim kaç lira sokak aydınlatma artı KDV'si ve toplam. 60 lira fatura, sıfır tüketim. Olamaz böyle bir şey. Onun için insanlar ya verelim kurtulalım diyorlar artık. Yani yeni gelecek olan sanki de yani özel ise daha mı ucuz verecek? Ama bir şey var insanların içinde, bir inanç var. Yani o toplayacak, yani gidip şeyden de kesecek. Yani bugün gidip herhangi bir otelde hükümet diyebilir mi? Yolladım ben 10 tane adam, işte Türkiye'den geldi bu şey. Bakın yatırın, yedirin içinin. Bir defa, iki defa, üç defa ödemedi. Dördüncü defa gönderdiğinde bir heyeti Türkiye'den veya Londra'dan geldi. Ya biz ödeyecek, sizin otelde kalsın dedi. Yok arkadaşlar. Geçmişleri öde ondan sonra. Ama Kıptek'in bu şansı yoktur. Neden ise yapılıyor ve neticede bu duruma geliyor. Tabii Kıptek'i bekleyen başka bir tehlike daha var. Bugünkü basın haberlerinde
ki bu daha evvel de söylendi. Burada da tartıştık zannederim. TÜİK'ten emekli olan 60 kişiyi artık devlet ödeyecekmiş. Evet. Şimdi aynı şekilde Kıptek'te de vardır. Kıptek yani bir kurum olduğu için kendi emeklilerini kendileri öder. Ama bu ortamlarda böyle bizim gibi dengesiz, yani ekonomide denge yoktur hiç. Dengesiz ekonomilerde ve enflasyonun iki rakamlı olduğu şeylerde ödeyemezsin arkadaş sen. Yani bugün Kıptek'i de TÜİK'ün durumuna düşmemesi için bir an önce kurum kıdem tazminatları olan haklarını işçilerin yatıracak onların adına ihtiyaç sandığına dönecek tüm kurum çalışanlarını sosyal sigortaya yazdıracak. İşte bu kıdem tazminatından da keserek veyahut kendi sosyal fonlarında ne kadar para biriktirmişseler geriye dönük onları da yatırarak sigortaya. Kurumdan değil artık sigortadan emekli olacak şekilde bir düzenlemeye gitmesi lazım ki ileride o da emeklilerini ödeyemeyecek duruma gelecek. Devlet ödeyecek, hadi sen öde. Veyahut kıdem tazminatlarını ben veremiyorum, sen ver. Yani Kıptek'in de gidişi odur. Yani eninde sonunda batacaktır. Yani bu kafayla, bu politikalarla gidildiği zaman batacaktır. İşte TÜİK'ü gördük. TÜİK'ün yalnız 30 emeklisini ödemiyor devlet. Emekliye çıkanların şeylerinde, kıdem tazminatlarında öyle bir anlaşma vardı. Onları da devlet ediyor. Bir kısım TÜİK'ün memurunu da kamuya aldı. Kamuda çalıştırıyor, kamudan ödeniyorlar. Bunlar bana yüktür hep. Yani devlet, sosyal devlet, yani bakın doktorlar istifa ediyor. Niye istifa ediyor? Para doktora yok. Özlük haklarını iyileştiremediği için para yok diyor. Ama sen 30 tane TÜİK çalışanını alıp devletten ödüyor. TÜİK emeklisini devletten ödüyorsun. Emekliye çıkacak olan çalışanın kıdem tazminatını ödüyorsun. Dönüyorsun. TÜİK'ün personel giderlerini azaltmak için 20 kişi, 30 kişiyi gene kamuya alıyorsun. Onlara para buluyorsun, veriyorsun. Doktora para bulup veremediğin için bugün bir kaos yaşanıyor sağlıkta. Mesela şey de çok önemli bir örnektir. Ben belki de en çok eleştirenlerden biriyim Sayın Serdar Denktaş ama ilk defa zamanlardan sonra bana göre bir doğru açıklamaydı. O gerçi hükümet farklı bir adım attı ama bütçede yeri olmayan bir uygulamaya gidildi. Evet, özelleştirme. Yani şimdi popülizm yapacaksak arkadaşlar bizi beğensin. Tamam herkesin hakları iyileştirilsin ama bu ancak önce kaynağını bulursunuz. Kaynağını görsünüz bütçe. Ondan sonra tabii ki herkes daha iyi kazansın. Orada bir sorun yok. Evet. Ama kaynağı konmadan hadi gel al sizin haklarınızı iyileştiriyorum. Yarın değil şimdi işte hemşire yok, doktor yok, polis yok. Aynı insanlar bugün belki 300-500 lira daha fazla alacaklar ama aynı şikayetleri daha da bir yoğun şekilde bizim gibi herkes yaşayacak. Yani bunu bir toplumsal bakış açımız yok birincisi. İkincisi böyle bir adıma muhalefet de herkes de destek verebiliyor. Yani. Veriyor. Hepsi yani oy birliği. Hep beraber popülizm yapılıyor hep mecliste. Doğrudur. Aynen öyle. İlginçtir. İlk defa Serdar Bey herhalde maliyenin başında diye bir bana göre bir doğru çıkış yaptı. Onu ama da bilmiyorum. İleriye götüremedi. Gerisinde ne var? İleriye götüremedi. Sonra bilmiyorum ama. Bütçe yapıyoruz havadan. Tabii. Bütçede kaynak olmadığı halde bütçeye aykırı işler yapıyoruz. Ya ihalelere çıkıyoruz veyahut personel alımı yapıyoruz veyahut personel işte maaşlarında iyileştirme yapıyoruz. Özlük haklarında iyileştirme yapıyoruz. Ama hastanelerimizde maalesef bugün anestezi teknisyeni eksikliği olduğu için ameliyatlar erteleniyor. Veyahut Mausa'dan anestezi teknisyeni getiriliyor Lefkoşa'ya. Lefkoşa'dakiler ertelenirken bu sefer Mausa'daki ameliyatlar da erteleniyor. Ve insan bilir. Yani ameliyat ne kadar küçük olursa olsun insan kendisini psikolojik olarak o günü hazırlar. İşte yarın olacağım ve kurtulacağım. Halbuki size denir ki bir telefon açılır. Kusura bakma yarın gelme. 3 hafta sonra çünkü adamımız yok. Tekrar 3 haftalık bir stres yaşarsınız. Bu toplum unutmamalıdır. Hapishaneden teknisyen çıkarttık. Evet. Mahkum getirdik ve baş doktorun inisiyatifiyle Allah razı olsun baş doktordan. Onun inisiyatifiyle
inisiyatif kullanan adam hastaneye, hapishaneden teknisyen çıkardı. Gardiyan ameliyathanenin kapısında beklerdi. Bu toplum bunlara layık mı ya? Bu toplum bunlara layık mı? Geçen gün bir refakatçi yüzünden gene bir alt üst oldu ortalık medya veya sosyal medya televizyonlar. Bakıyorum ben kadınca, ya sosyal devletin anlamı nedir? Vatandaşlarına her türlü hizmeti verecek. Bilhassa sağlıkta, eğitimde. Kadıncık kendisi refakatçiye muhtaç. 72 yaşında bir kadın. Refakatçiymiş. Hemşireyle dalaşmışlar. Kalktı oturdu ortalık. Bir kere o kadını oraya refakatçi olarak getiren düzene isyan etmemiz lazım. Daha evvel Mausa'da çocuk doktoru eksikliği vardı. Buradan çocuk doktorularına şeyde Mausa'dan nöbet koydular. Gideceksin Mausa Hastanesi'nde nöbetçi olacaksın. Reddettiler, istifa ettiler. Bugün Mausa'daki kardiyologlara diyorlar ki işte Lefkoşa'daki kardiyologları rahatlatmak için geleceksin. Nöbete gideceksiniz şey Lefkoşa. Yarın onlar da istifa edecek. Olacak iş mi ya bu soğukta? Yani kar, grağı, hava. Zaten adam şimdi Mausa'dan çıkacak gece karanlığında gelecek. Burada şey nöbet tutacak burada. Tekrar gidecek oradaki hastasına. Oradaki hastaların ne olacak? Yani acil bir durum geldiğinde. Acil 3 tane vaka geldi ya. Olamaz mı yani 3 kişi koskoca Mausa bölgesi, Mausa iskele bölgesi. 3 kişi aynı anda kalp krizi geçiremez mi? Veyahut kalp rahatsızlığı olamaz mı? Ne olacak orada bir kardiyolog kalırsa? Bir kardiyolog da burada Lefkoşa'da. Yani bunlar, devlet diyorum ben yani para yok diyorlar. Bakın ama dediğiniz gibi özelleştirme yasasından dolayı işe alınanların şeylerini, durumlarını düzeltmek için bütçe aykırı olmasına rağmen az önce söylediğim gibi bir iyileştirme paketi yapabiliyor. Dönüyor TÜK'ün 30 emeklisini ben ödeyeceğim diyor. Onlara da para buluyor. Bir sürü geçici statüde memur çalışır. Ne iş yaptıkları çoğunun belli değil. Soru işareti, meçhuldür. Onlara da para buluyor. Ama kaç tane doktorumuz var ya o devlet hastanesi? 100 tane. 100 tane doktorun özlük haklarını veyahut hemşirelerin, hasta bakıcıların veyahut sağlıkta çalışan personelin yani röntgen çeken adam onun özlük haklarını iyileştirecek, maaşını iyileştirecek yaptığı işin riskine göre risk taşır adam. Her gün girer o X ışınlarının içine ve röntgen çeker adam. Yani eninde sonunda bir tehlikesi vardır ya onun. Ona yani normal hastanenin arşivinde çalışan bir memura verdiği maaşı. O da aynı statüdedir işte. Ya o teknisyenler sınıfında. Kurumlarda yapılan en büyük yanlış da bu da 20 yani yıllarda belediyelerde de. Olamaz mı? Ayırt edilmiyor. Ayırt etmeleri yani lazım. Tabii ki tabii yani belediyede çöp toplayan sokakta adamla sokakta çalışan insanla çöp klima toplayan altında oturan insan aynı haklara sahip maalesef. Olamaz. Olamaz böyle. Bunu da söylediğin zaman işçiyle memuru birbirine düşürmeye çalışırlar olur o zaman. Hayır kesinlikle hayır. Yani orada şeydir. 1 Mayıs bayramı, işçi bayramıymış. Sokakta çöp arabasının arkasında koşturan veya sokağı süpüren. Çöpçüye de veriyor onu. Şık şıkıdım tuvaletiyle klimanın önünde oturan memura da veriyor. Bayan memura da veriyor veya erkek memura da. Ya. Almayacak arkadaş işçinin hakkıdır. Şu popülist politikalar hele son dönemde belli ki bu dönemi bir seçime gidişat gibi yorumlamamıza sebep oluyor herhalde. Aynen bir öyle yorum bir erken var. Seçim. Layıktır bu toplum bunlara seçimi bizler yapmıyor muyuz? Bu toplum yapmıyor mu? O doğrudur. Yani böyle başa böyle tıraş derler. Biz doğru seçim yapmazsak yıllardır gördüğümüz halde. Yani hele bu son yani DP, UBP hükümeti tarafından yapılan icraatlara baktığımız zaman yani adama yok da bu kadar dedirtecek yani hükmü garaguşi icraatlara imza atılmıştır. Yani gene gider seçim yaparken ah elim kurusaydı ya parmağım kurusaydı da bunlara oy vermeseydim diyecek duruma düşmemek için bu defa daha akıllı bir seçim yapmamız gerekiyor. Evet gerek. Peki bu mesajla bitirmiş olalım o zaman. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Özgün Kutalmış. Evet, ekonomi odaklı bir sohbet gerçekleştirdik bugün de. Sayın Özgün Kutalmış'la birlikte olduk ve noktalıyoruz programımızı. Yarın yine ülke gündeminde öne çıkan konuları konuşmak üzere diyelim. Herkese iyi günler.